Ben mi yapıyorum? Vatandaş esnaf yapıyor. Nasıl esnaf? Esnaf yapıyor hanımefendi, esnaf. Ya Allah aşkına yapmayın, bu kadar mı aklınız çalışıyor? Allah Allah. Ben gittim. Ben şimdi kavga edeceğiz amcayla. Kim yapacak ya? Hükümet mi yapıyor? Evine git kahveni iç ya, hadi bay bay. Hükümet mi yapıyor bunu? Allah'ım yarabbim. Olsun. Allah size akıl versin. Size de Allah size versin gerçekten. Allah Allah. Olsun. Oyumu niye göre vereceğim? Gelişmelere göre vereceğim. Niye göre vermem gerekir? Dış mikropların Türkiye üzerindeki baskılarını kimin çözeceğini görerek ona göre oyumu vereceğim. Kim çözer peki? Valla şu anki Tayyip'ten başkasının çözeceğini ve Devlet Bahçeli'nin Tayyip'in haricinde çözeceklerini zannetmiyorum. Muhalefet şu an bir ekonomik krizden bahsediyor. Siz bir ekonomik krizden etkileniyor musunuz? Var mı öyle bir şey? Ekonomik kriz diye bir şey yok. Ben kirada oturuyorum. Cebimde 5-6 bin lira harçlığım var. Ne ekonomik kriz ya? Şimdi dünya çalkalanıyor. Bakın İngiltere doğru dürüst yiyecek bulamıyor. Almanya aynı, Fransa aynı, Amerika aynı durumda. Yani bu ekonomik krizi bir bana göre bir diğer muhalefetlerin yaptığı bir propaganda. Yani bu her tarafta ekonomik krizden bahsediyoruz. Buyurun şuradaki restoranlara gidin bakın. Bir tane boş restoran var mı? Şöyle düşünmek lazım. Şu anda asgari ücret 5500 lira. Şu an Ankara'da bir ev kirası 3000-3500 lira civarı. Hele de çocukları varsa bu insanlar nasıl geçinsinler? Kirayı devlete yüklerseniz bu yanlış bir şey. Bana göre bu kiraları artıran kişilerin ahlaksızlığı. Ben de kiraya verdim. Babamın evini kiraya verdim. Ne kadara verdiniz? Vallahi billahi 1700'e verdim. Nerede? Ha? Ev nerede şu an? Yani mahalle olarak. 3000 lira. 3000 lira istiyorlar. 1700'e verdiniz öyle mi? Tabii 3000 lira istiyorlar. Ben 1700'e verdim. Vallahi diyorum bak Allah şahit. Yani şimdi insanlar önce vicdan sahibi olacak. Bunu bir şeyler yap, ondan sonra devlet. Bir şeyler yap. A partisi geldi. Ne olacak bu? Hadi diyelim ki bu altılı masa. Ya bir tane seni bana gösterin. Niye aday olmuyorlar altısı? Niye aday olmuyor? Altılı bir mutabakat sağlamaya çalışıyorlar. Bunlar mutabakat sağlayamazlar. Niye sağlayamazlar? Kozmopolit. Sağcısı var, solcusu var, dinlisi var, dinsizi var. Bunların hiçbirisi mutabakat sağlayamaz. Mümkün değil. Bak bunu da unutmayın gençler. Mümkün değil. Şimdi Kılıçdaroğlu PKK'yla kol kola geziyor. Aynı PKK'nın kol kola gezmek. PKK'nın müdafasını yapıyor. Sanki PKK'nın avukatlığını yapıyorlar. Geçelim Meral Akşener'e. Ne olduğu belli değil. Zaten eğer ne olduğu belli olsaydı MHP'den atılmazdı. Sayrıldı ve parti kurdu, atılmadı. Davutoğlu. Ondan sonra Babacan. Bunlar iyi bir konumda. Farklılıklarına rağmen bir araya gelmiş olmak sizce güzel bir şey değil mi? Farklılıklara rağmen. Sevgili kardeşim. Keşke senin herkes dediğin gibi. Herkes tek tip olmak zorunda mı? Senin dediğin gibi olsun. Senin dediğin gibi olsa ben derim ki tamam bu insanlardan bir şeyler alırsın, bir şeyler verirsin. Ama bu insanlar bir şey verecek durum yok bu ülkeye. Bunu denemeden nasıl söyleyebiliyorsunuz şu anda? Biz CHP'yi denemedik mi abi? Biz Demirel'in partisi, Adalet Partisi'ni denemedik. Ha, kimi denemedik bizim denemediğimiz? Bugünün şartlarından bahsediyorum. Bugünün şartlarında bir şey yok ki. Vallahi yok ya. Buyur aha şurada restoran girin bakın. Tıkın tıkın dolup. Param yok deyip çıkıyorlar. Paraları yok. Biz de bak. Şimdi gel arkadaşımla beraber yedik, kahveler içtik. O kadar pahalı ki. Yani emekli olmasam ben ödeyemeyeceğim ya. Yok, çok pahalı her şey. Lan amca ekonomik bir kriz yok diyor. Ekonomik kriz. Ne yapsın ya? Ya onu şey yapanlar restoran sahipleri. Ha, şimdi kavga edeceğiz amcayla. Kim yapacak ya? Hükümet mi yapıyor? Evine git kahveni iç ya. Hadi bay bay. Hükümet mi yapıyor bunu? Allah'ım yarabbim. Olsun. Yani bu zamlar hükümet mi yapıyor? Evet, vatandaşı, ben vatandaşı. Kim yapıyor? Kim yapıyor? Ben kim yapıyorum? Vatandaş esnaf yapıyor. Esnaf yapıyor hanımefendi, esnaf. Ya Allah aşkına yapmayın, bu kadar mı aklınız çalışıyor sizin? Allah Allah. Ben gidiyorum bari. Niye çalışıyorsun sen? Bırak Allah aşkına. Ya şimdi. Başta kim var ya. Kim? Kim ne? Var başta? Bak tek adam Cumhuriyet Cumhuriyeti'nde Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan var başta. Zamları kim getiriyor? Ya kardeşim bakın devletin verdiği zamı konuşmuyoruz. Devlet de zamı devlet veriyor yapıyor, vatandaşın evet. Da vatandaşın da cebine parasını koyuyor. Devlet yapıyor. Nasıl vatandaşın bu, cebine koyuyor? Restoranları devlet mi çalıştırıyor? Evet. Restoranları evet. Devlet mi çalıştırıyor? Evet. Onlar Allah, geliyor. Allah size akıl versin. Size Allah versin. Size versin gerçekten. Allah Allah. Olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de konuşalım. Nedir bu 20 yıldan beri? Gerçi Tayyip'i de çok seviyoruz. Çok yakışıklı, karizmatik bir adam. Tamam anlarsın ya. Siz? Ya, tabii ki CHP. Neden peki? Yani doğduğum günden beri ben hep CHP'liyim, solcuyum. Hep de böyle gidecek. Hiçbir evet. Zaman AK Parti'ye vermedim, vermem de. Halkı savunan gerçek parti yani. CHP'dir. CHP, CHP, CHP. Evet. Biz. Peki Millet İttifakı'nın kime aday çıkarmasını istersiniz? Kılıçdaroğlu. Bence Mansur Yavaş veya şey de olabilir. İstanbul Belediye Başkanı. İmamoğlu da olabilir.
Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar. Sizi seviyoruz gençler.